Deli İkramlar kanalımdan herkese merhaba. Bugün mutfağımda tüm ıslak kek tariflerini unutturacak bir tarifle geldim. Bol soslu, yumuşacık, sufle tadında çok pratik ve çok lezzetli bir tarif. Tarife geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. O zaman buyurun tarife geçelim. Öncelikle oda ısısında beklettiğim 4 tane yumurtaya 1 su bardağı toz şekerini ekliyorum. Mikserle krema kıvamına gelene kadar 7-8 dakika kadar çırpıyorum. Krema kıvamına gelmesi çok önemli çünkü kekinizin kabarmasını sağlayacaktır. Yumurta ve şekeri çırptıktan sonra 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ ve 3 yemek kaşığı kakaonu ekliyorum. Ve mikserle tekrar çırpıyorum. Bu arada kullandığım su bardağı ölçüsü 200 milim klasik su bardağı ölçüsüdür. Şimdi de diğer malzemeleri ekliyorum. 1 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilyayı ekliyorum. Arkadaşlar ıslak kekin kıvamı diğer kekler gibi katı bir kıvamda olmuyor. Daha akışkan bir kıvamda olması gerekiyor. Bu yüzden 1 su bardağı un yeterli olacaktır. Lütfen siz un ilavesi yapmayın. Kek harcını hazırladıktan sonra ben yuvarlak borcam kullandım. Siz dilerseniz aynı ölçülerle kare borcamda da yapabilirsiniz. 1 yemek kaşığı sıvı yağı fırçayla borcamın her tarafına gelecek şekilde sürüyorum ve kek harcını borcama döküyorum. Gördüğünüz gibi çok akışkan bir kıvamda. Önceden ısıtılmış 170 derece ayarda yaklaşık 25-30 dakika kadar fırında pişiriyorum. Fansız ayarda, alt üst fansız ayarda. Eğer ki kekiniz pişmediyse kürdan testini yaptıktan sonra fırın ayarınızı 150 dereceye kadar düşürebilirsiniz. Kekin sosu için 3 yemek kaşığı kakao, 1 su bardağı toz şeker, yarım su bardağı sıvı yağ ve 1,5 su bardağı kadar sütü ilave ediyorum. Ve topaklanma olmayana kadar karıştırmaya başlıyorum. Daha sonra ocağa alıp kaynayıncaya kadar karıştırıyorum. Keki 30 dakika sonrasında fırından aldım. Görmüş olduğunuz gibi kekimin ilk sıcağı çıktıktan sonra bıçakla dilimleri ayırıyorum. Sosum ocakta kaynadı ve hala çok sıcak. Kekin sıcak olması gerekiyor. Sosun da aynı şekilde sıcak olması gerekiyor. Sosu kekin üzerine bir kepçe yardımıyla her tarafına gelecek şekilde döküyorum. Sosu keke döktükten sonra bıçakla kestiğimiz yerlerden tekrar üzerinden geçerek sosun diplere kadar yayılmasını sağlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi kekim sosunu çekti. Siz eğer sos kekinize fazla gelirse 1 su bardağı sütle de yapabilirsiniz veya sosun tamamını kullanmayabilirsiniz. Ama bu ölçülerde tam olarak yettiğini düşünüyorum. Ben kekin üzerine muz ve fındık kullandım. Siz dilerseniz farklı meyveler kullanabilirsiniz veya hiçbir şey kullanmayabilirsiniz. Islak keki dilerseniz sıcak veya ılık bir şekilde de servis edebilirsiniz. Sıcak şekli gerçekten sufle tadı veriyor. Yumuşacık ve nemli. Verdiğim bu tarifi beğeneceğinize kesinlikle eminim. Mutlaka da denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi servis aşamasına geçiyorum. İçini göstermek istiyorum size. Gerçekten yumuşacık. Yani sufle de diyebilirim, brownie de diyebilirim. Çok lezzetli, çok pratik bir tarif.
Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Biz bu tarifi çok beğendik. Beni buraya kadar izlediyseniz, bana destek olmak için ve kanalıma destek olmak için kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Tarifimi mutlaka deneyin derim. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.